güzel bir yemekti. Teşekkür ederim. Bana değil, aşçıya teşekkür ederim. Hala çok esprilisin. Biliyor musun, gülmek sana çok yakışıyor Mazhar. Keşke... Evet, keşke. Neyse, boş ver. Hiçbir şey için çok geç değil hala. Değil tabii. İstersen buradan çıkınca bir bara gidelim. Onu demek istememiştim ama sağ ol. Garson, bize hesap lütfen. Güzel. Yıldızlar pırıl pırıl. Hava çok güzel. Yağmur yok. Ne diyorum biliyor musun? Bize gidelim, kahve falan içeriz. Ne dersin? Bilmem. Neden olmasın? Biliyor musun, ben çok iyi kahve falı bakarım. Ha. Bakarsın, sana da bir kısmet çıkar, ha, ne dersin? Çıkar mı sence? Neden çıkmasın? Kısmetler senden iyisini mi bulacak sanki? teşekkür ederim. Sağ olun efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yağma yağmur uçakma şimşek. Melike girip ısın. Ben onu alayım buradan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yağmur da yağmıyor. Yağmur mu? Öyle bir güzel olsun. Şöyle. Tadam. Evet. Bekar bir erkek olmana rağmen evin tertemiz. İşte sağ olsunlar, annemle Firdevs gelip bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Onlar olmasa bu ev susurluk raporundan beter olurdu. Bir erkeğin hayatında mutlaka bir kadın olmalı değil mi? Evet, tabii. Sen girebilirsin, rahatına bak. Çekinme, kendi evimmiş gibi davran. Ben de üzerime bir şeyler alıp geliyorum. Tamam. Evet, mercimeği de kahveyi de ocağa koyduk. Ah rahmetli, doğru dürüst giyinmesini de pek beceremezdi. Baksana şunun gelinliğine. Ne kadar da zevksizmiş. Rüküş şey. Bu resimleri de artık ortadan kaldır bence. Hani eski bir atasözü vardır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Öküz ölmedi canım, hortladı. Ya ne bileyim, resim bu. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Öyle duruyor. Sana bir şey soracağım Mazhar. Sor. Ama lütfen samimi olarak cevap ver. Sor. O zamanlar beni değil de ruhsarı tercih ettiğin için hiç pişmanlık duydun mu? Sıkıyorsa pişman oldum de göreyim. Ben şimdi şudur diyemem. Bu sorunun cevabı çok zor. Yani pişman olsam ne fark edecek zaten. Dans edelim mi? Harika bir fikir. Olur, edelim. Edelim. Ben hemen kaset koyup geleyim kaset. Dance, dance, dance. Sabahlara kadar dance. Evet. Bu ne ya? Bu şarkı nasıl dans edilir bilmiyorum. Hay Allah. Herhalde Firdevs gelip üstüne bir şey kaydetti. Aptal kız. Ben değiştirip geliyorum. Salak Firdevs kim bilir? Evet. Allah Allah, ne oldu bu kasetlere ya? Ben dayanamıyorum. Ben en iyisi banyoya gidip makyajımı tazeleyeyim. Banyo nerede? Nene, banyo. Banyo. Hadi yatak odasına, şimdi gel ben götürürüm. Şunda ova, bomba gibi kadro. Önünde sabahda, banyo eder kaşıma. Yete bile kasro, tatlı rüya değil. Kabus derler bana. Neredeysen çık ortaya. Ruh bu. Burada olduğunu biliyorum. Çık ortaya, konuşalım. Beni mi aramıştın kocacığım? Evet. Hani anlaşmıştık? Birbirimizin hayatına karışmayacaktık. Evet ama o sevgili maymunun benim hakkımda az önce ileri geri konuştu. O maymun değil. Maymun! Geldim. Neymiş? Aman Allah'ım, kızı resmen maymuna çevirmiş. Ruhsar, bu yaptığın çok ayıp. Gecemiz daha yeni başlıyor kocacığım. Esas sen birazdan olacakları gör bakalım. Bir şey mi dedin canım? Ha? Yok canım. Makyajım biraz fazla kaçmış galiba. Bu konu banyoda halletsin. Peki. Ruhsar! Burada mısın Ruhsar? Yağmur bitmiş, Ruhsar gitmiş, bu gecenin de içine etmiş. Maalesef. Ben artık gideyim. Sen bilirsin. Zaten yarın...
çekim var. Bu gece erken yatmam lazım. Haklısın, ben seni bırakayım Melike. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Allah! Düz ovada keklik gibi sekeriz. Hadi sek bakalım. Ay, sekiyorum işte anne. Ay şu koltuğu acaba şöyle pencerenin önüne mi alsak ha? Bilmiyorum anne ama eşyaların yerleriyle çok fazla oynamayalım bence. Çünkü Melike eve yerleştiği zaman kendisine göre ayarlamak ister. Nihayet Ruşen amcanın oğlu Sedat'ın bile örnek alıcı bir gelin sahibi oluyorum. Düğünü nerede yaparız anne? Bilmem. Ordu evi olabilir. Herkes paşa paşa eğlenir. Nananam. Şimdi sıra geldi abimin evini ruhsardan temizlemeye. Aferin kız, aferin. Topla, hepsini topla. Dur. Bunlar da rahmetli cadının en sevdiği şeylerdi. Koy. Masar bunları görmek isterse bundan sonra eskici dolaşıp bulursa görürsün. Bundan böyle bu evde yalnızca esas gelinin Melike'nin eşyalarını görmek istiyorum ha. Dur, Melike deyince aklıma geldi. Bugün onun çekimi vardı. Ne oldu acaba? Bilmem. İstersen bir ara sor. Heyecanlı mısın? Çok güzel olacak. Her şey ayarlandı değil mi? Hiç merak etmeyin Önder Bey. Her şey tamam. Peki her şey dediğin nedir? Bilmem işte, reklam çekimi için ne gerekiyorsa her şey tamam. Aferin oğlum Masar. Zamanında senin gibi zeki, çalışkan insanlar çok olsaydı... Amerikan hamburgeriyle Alman birası değil, Rus vodkasıyla Küba pirosu içiyor olurdu. Ama Rus vodkasıyla Küba pirosu yine her yerde var Önder Bey. Evet var. Ama neyse, hadi işimize bakalım. Bak, arka planda mutfakta kocan yemek pişiriyor sana, makarna yapıyor. Sen de masada oturmuş, yanında ketçabın onun makarnaya getirmesini bekliyorsun. Ama kocanla kavga etmişsiniz, küssünüz. Yani suratın asık, anladın mı? Anladım. Tamam, gel şimdi. Daha sonra kocan nefis makarena makarnasını getirmiş. Önüne koyuyor, sen de şöyle oturuyorsun. Başlıyorsun makarnayı yemeye. Yedikçe neşeleniyorsun. En sonunda öpüşüp kocanla barışıyorsun. Tamam mı? Tamam, anladım. Tamam. Oldu. Unutmadan makarnayı sanki çok lezzetliymiş gibi büyük bir iştahla yemenizi istiyorum, anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar, herkes yerini alsın. Çekim başlıyor. Tamam. Teşekkürler tatlım. Başarılar tatlım. Masar Bey, lütfen seti boşaltır mısınız? Masar, 6. filo gibi yerleştir oraya, çekil oradan. Tamam patron. Bana patron deme. Hazır, motor. Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcı? Kes, stop! Ne olacak madem Rusya? Ya olmaz ki ama Melike Hanım, yani... Ketçabı makarnaya dökeceksiniz, suratınıza değil. Biliyorum canım, ben de az sıkmıştım ama birden ne oldu anlamadım. Bu daha başlangıç. Neyse, temizleyin de tekrar çekeceğiz. Tamam, önemli değil Melike'ciğim. Heyecandandır, telaşlanma sen. Bir daha çekilir canım. İyi ki sen varsın Masa. Her zaman yanındayım, merak etme. Şşt, bırak, orayı ben temizlerim. Hadi arkadaşlar, hazır mısınız? Melike Hanım, siz hazır mısınız efendim? Hazırım. Hadi, sosyal demokratlar gibi ağırdan alma, hadi. Hadi arkadaşlar, herkes setteki yerini alsın. Hadi çabuk olun. Ya biraz daha dikkat olur mu? Tamam be, al şunu, koy şuraya be.
Lütfen! Sette işi olmayanlar sizi tahliye etsinler! Kim koydu o boktan çiçeği oraya? Sibel Hanım! Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Susalım lütfen! Motor! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.